Hi everybody. In this video we are going to learn how to express possession in English. Herkese merhaba. Bu ünitede İngilizcede sahiplik anlatmayı öğreneceğiz. Hatırlarsanız bir önceki ünitemizde de yine sahiplik anlattık ama o uh, ünitede kendimize ait olan eşyaları söylemeyi öğrenmiştik. Şimdi de başkasına ait olan nesne ya da eşyaları nasıl anlatırız? Bunu öğreneceğiz birlikte. Uh, you see two examples on the screen. The first one, he has got a monkey. The second one is he has got a toy car. Ekranımızda iki tane örnek görüyorsunuz. İlkinde he has got a monkey cümlesini görüyoruz. Yani onun bir maymunu var. İkincisinde de he has got a toy car cümlesini görüyoruz. Devam edelim. İngilizce'de kendimiz dışında bir başkasına ait olan bir şeyden bahsederken has got yapısını kullanırız hezgat sahip olmak demektir. Hezgat yapısını bayanlar için o anlamına gelen she, erkekler için o anlamına gelen he, hayvanlar, eşyalar ve nesneler için o anlamına gelen it ya da gerçek isimlerle kullanabiliriz. Let's see our example. Hadi örneğimizi görelim. Look, he has got a ball. We mean here in Turkish onun bir topu var. Bakın onun bir topu var derken he has got a ball şeklinde cümle kurduk. Önce he ardından sahip olmak anlamına gelen has got ve o kişiye ait olan a ball ismi. Biz bu cümleyi he's got a ball şeklinde de kısaltabilirdik. İngilizce'de has got is got şeklinde kısaltılarak söylenebilir. She has got a doll. Bakın she ile de aynı şekilde kullanıyoruz. Sadece kişimiz değişti. She has got a doll. Onun bir oyuncak bebeği var. Right? Peki, bir kişiye ait olmayan bir şeyden bahsederken nasıl cümle kuruyoruz? Burada hasn't got yapısını kuruyoruz, kullanıyoruz. Hasn't got yok ya da sahip olmamak anlamına gelir. Yine he, she, it ya da tekil isimlerle kullanılır. Ee, örneğimizi görelim. He hasn't got playing cards. He hasn't got playing cards. Onun oyun kartları yok. Okay. When we ask questions about possession, bu has got yapısını kullanırken, e, has got yapısıyla soru oluştururken, bakın şu şekilde soru cümlesi oluşturuyoruz. Hezi cümlemizin başına alıyoruz. Has he got a kite? Onun bir uçurtması var mı? Yes, he has diyerek olumlu cevap verebiliyoruz. Ya da no, he hasn't diyerek olumsuz cevap verebiliyoruz. Yani yes, he has. Evet var. No, he hasn't. Hayır yok. Bir örnek daha. Has she got blocks? Yes, she has. Or no, she hasn't. Thank you for watching the video. See you in the next video. Bye!